Bir boş alan kalmadı ki top oynamak için. Ben öyle Türkçeyi öğrendim top oynarken çocuklarda. Merak ediyorum. Şimdi tabii alışsalar var ama aynı bir şey, aynı şey mi bilmiyorum. Tabii daha az araba da vardı. O da çok değişik bir iş. Ankara'ydı o zamanlarda. O kadar da büyük değil. Değildi o zamanlar. Türkiye bu anlaşmayı imzaladığından dolayı tabii çok memnunuz. Çünkü bu konu dünyanın konusu, bir ülkenin konusu değil. Ve bunu yalnız birlikte karşılayabiliriz. Tek başına yapamayız. Avrupa bile tek başına yapamaz. Ve tabii Türkiye gibi ülkeler çok önemli bizim için. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi çok önemli ve bu konuda onun da kararları alması gerekiyor ve alacak gördüğümüz kadarıyla. Onun için çok memnunuz. Ve şimdi ben bunu bir pozitif ajandaya dönüşmek istiyorum. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Türklere ve Türkiye'ye anlatmamız gerekiyor. Neler yapmak istiyoruz ve Türkiye bizim yaptığımız politikalardan, uyguladığımız politikalardan nasıl yararlanacaklar? Onu da anlatmamız gerekiyor. Çünkü yoksa tabii problemler çıkacak. Çünkü Türk ekonomisi bizim ekonomimiz gibi bu konuyla çok değişme yapması gerekiyor. Ama o kolay olmayacak. Finansal bakımında da çok para lazım olacak. Onu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu dediğim gibi iki tarafının yararındadır. İki taraf için çok önemli bir anlaşma. Onun için bunu çok pozitif bir ajanda görüyorum. Ve onun için çalışacağız burada. Tabii Avrupa Birliği'nin temsilciliğiyle, çünkü komisyon da önem veriyor buna ve sorumluluğu komisyon taşıyor. Ama biz Avrupa Birliği'nin başkanı olarak buna bir dinamizm koyacağız.